Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 3. Konumuz hal ve unsurları. Hal Türkçedeki durum zarfı konusuna denk gelmektedir. Bu yüzden hal konusunu işlemeden önce veya işledikten sonra bir kere de olsa Türkçe Dil Bilgisi kitabından durum zarfı adlı konuyu okumanız faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. Hal olan kelimeyi nasıl tespit ederiz? Keyfe yani nasıl sorusunu sorarak hal olan kelimeyi bulmayı deneriz. Hal olan kelimeler Türkçe'ye nasıl çevrilir? Rek rak, dığı halde, olduğu halde, iken manalarını vererek hal olan ögeyi Türkçe'ye tercüme ederiz. Türkçe'ye kazandırırız. Hal neye yarar peki? Hal fiilin oluşu sırasında failin veya mef'ulü bihin veya her ikisinin durumunu açıklayan ögeye hal demekteyiz. Hal ne yaparmış? Fiilin oluşu sırasında, fiil bir iş yani, iş, amel, oluş. Bu esnada fail yani o işi yapanın durumu nedir? Onu belirtir veya mef'ulü bihin durumunu belirtir. Mef'ulü bih işten etkilenen manasına gelmekte, iş üzerine olan veya her ikisinin durumunu açıklayan yani hem faili hem de mef'ulü bihin durumunu, ikisinin de durumunu açıklayan kelimeye hal diyeceğiz. Hal olan kelimeyi irab yönünden de tanıyabiliriz. Yani kelimenin çeşidine bakarak, türüne bakarak da tespit edebiliriz. Esasen yukarıda nasıl sorusunu sorarak tespit edebileceğimizi söyledik. Bu bir hali tespit etme yöntemi. Başka? Türkçe rek rak dığı halde dığı iken gibi bu şekilde çevrilebiliyor mu? Çevrilebiliyorsa haldir. Bu da hali tanımanın diğer yönüydü. Diğer bir yönü de nedir? Lafzan mensup, müştak ve nekre bir kelime olması. Kelimeyi inceleyeceğiz. Bir kelime gördük. Hal mi değil mi? Şu özelliğe uyuyor mu diye bakmamız gerekir. Lafzan mensup. Lafzan ne demektir? Lafzan kelimesi yani mahallen değil, takdiren değil, lafzan manasına gelmektedir. Mahallen ve takdiren olmadığını gösterir. Bununla birlikte yani telaffuz edilebilen, gözümüzde görebildiğimiz manasına gelmekte. Tabii biz burada lügat manasını vermiyoruz. Burada metni okurken işinize yarayacak şekilde manayı verdik. Mensup, mensup da bir terimdir. Nasıl açıklayabiliriz? Müfret ve cemi mükesserler için mensup şu manaya gelir. Kelimenin fethalı olması. Tek fetha olabilir, iki fetha yani tenvin de olabilir. O önemli değil. Eğer kelime cemi müzekker salimse bu sefer nasıl bir mensupluk alameti olur? Ya olur. Veya kelime tesniye ise mensupluk alameti yine ya olur. Cemi müennes salimse fetha olur. Esma-i Sitte Mütelle dediğimiz işte 6 illetli isim, bazı kitaplarda 5 illetli isim diye geçer. Ebu, Ehu diye devam eden kelimeler. Onlarda da fethalanması manasına gelmektedir. Tabii mensup kavramını bu şekilde özetledik. Daha geniş bilgi isteyen yani anlayamadım diyen varsa ne yapabilir? Bunun bir yolu var. Çünkü daha önceden isimlerde İrab diye bir video çektik biz. Elinizdeki Arapça kitaplardan bir bakın hangi üniteye denk geliyor. Onu YouTube'daki hesabımızın oynatma listesine tıkladıktan sonra işte AÖF İlahiyat Arapça dersleri yazdığını görürsünüz. Bir kategoridir o. Oraya tıklayarak o videoyu bulabilirsiniz. Mensup kavramı isimlerde İrab adlı ünitede genişçe bol bol örneklerle zaten işlenmiştir. Müştak olacak yani müştak ne demekmiş? Türemiş demek. Ama bu bir müştak kelimesinin manası türemiş olsa da bu nedir? Müştak kelimesi burada bir terimdir. Tek bir kelimeyle açıklanabilecek durumda değil yani. Müştaktan kasıt nedir? Türemiş. Türemiş nedir diye sorulabilir. Bunu birazdan göreceğiz yani. Bunlar açıklanacak aşağıda. Şu anlık müştak yani türemiş. Diğer bir deyişle camit değil. Müştakın zıttı camittir. Camit değil yani müştak olması gerekir. Demişler ama her zaman böyle olmaz. Kısmen yani nadiren de camitten hal olabilmektedir. Ve nekre bir kelime olması gerekir. Nekre kelime manası itibariyle belirsiz manasına gelse de nekre de bir terimdir. Yine açıklanması gerekir. Nekre yani marife değil. Öyleyse marife ne olduğunu bilmemizde fayda vardır. Marife yine
Arapça kitabınıza geçiyordur. Hangi ünitede olduğunu bilmiyorum. Elinizde kitapta vardır. Kısaca ne diyebiliriz? Nekre yani marife değil. Öyleyse marifenin ne olduğunu bilmekte fayda var dedik. Marife örnek olarak elif lamlı kelimelerin marife olduğunu, işte el kitabı, kitabun nekre, el kitabı marife elif lam aldığı için. Başka bir örnek özel isimler. Tüm özel isimler marifedir. Bu ülke adı olabilir, şehir adı olabilir vesaire. İnsan ismi olabilir. Bunun dışında zamirler, ismi işaretler, isim mevsuller, marifeye muzaf olan kelimeler bunlar hep marife olarak değerlendirilmiştir. İşte nekre derken bunlar olmayacak yani. Bunların dışında bir kelime olması gerekir. Buna göre hal ne olur? A. Lafzan mensup, müştak, nekre bir kelime olur. B. Mahallen mensup bir cümle ya da cümlecik olur. Yani ikisinden biri olur. Mahallen mensup, mahal yani lafzan değil, takdiren değil. Diğer bir de işte konum itibariyle mensup. Bir cümledir. Cümle neydi? Cümle ikiye ayrılırdı. İsim cümlesi, fiil cümlesi. Elbette cümleyi farklı kategorize edenler de vardır. Bunu daha önce belki değinmişizdir. Yani isim cümlesi var, fiil cümlesi var, şibih cümle de buraya dahil edenler var. Bunun dışında şart cümlesi diye bir cümle çeşidi olduğunu söyleyenler de vardır. Ama burada cümleden kasıt isim cümlesi olabilir, fiil cümlesi olabilir. İsim cümlesi nasıl oluşurdu? Mübteda haber. Fiil cümlesi nasıl oluşurdu? İki şekilde. Fiil fail veya fiil fail meful. Ya da cümleciktir yani şibih cümledir. Şibih cümle nasıl olurdu? Cümlecik, cümlemsi manasında veya cümle benzeri diye çevirebiliriz. Şibih cümle iki yolu olabilir. Bir, harfi cer ve mecruru yani bir harfi cer geçer. Örneğin ba. Ardından bir kelime gelir. İşte ba ile o kelime nedir? Şibih cümledir. Veya bir zarf gelir, ardından bir kelime gelir. İşte o zarf ile zarftan sonra gelen kelime, yani onun mecruru yine şibih cümle olur. Buna göre şibih cümleyi ikiye ayırabiliriz. Harfi cer ve mecruru, zarf ve mecruru. Bunların hepsi aşağıda ayrıntılı gelecek. Şu an kısaca değinmiş olduk. Hal daima nereden sonra gelir? Marife bir kelimeden sonra gelir. Kendisinden önce gelen marife bir ismin durumunu belirtecek. Öyleyse kendisinden önce ne var? Marife var. Öyleyse diyebiliriz ki marifeden sonra gelen nekre kelime hal olmaktadır. Müştak yani türemiş, nekre yani belirsiz ve mensup bir isimdir şeklinde tarif edilebilir. Buna göre hal ne yapar? Fail, mef'ul ya da her ikisinin gibi marife bir unsurun durumunu belirtir. Burada gibiden kasıt nedir? Bunu ileride biz açıklayacağız. Kitapta yazmamış sanırım. Açıklayacağız bunu. Failin durumunu belirtebilir, mef'ulün durumunu belirtebilir. Başka gerisi yazılmamış ama biz gerisini açıklayacağız ileride. Hal yani neyin durumunu belirtilmiş? Failin, mef'ulün 3 nokta koyalım gerisine. Lafzen mensup nekre bir kelime veya mahallen mensup bir cümle ya da cümlecik şeklinde karşımıza çıkar. Hal buna göre yani 3 şekilde olabilir diyebiliriz. Lafzen mensup nekre bir kelime olabilir hal. Lafzan mensup olacak, nekre bir kelime olacak. Veya mahallen mensup bir cümle olabilir. Veya bir cümlecik şeklinde karşımıza çıkabilir. Hal genellikle ismi fail, isim mef'ul, sıfatı müşebbehe gibi müştak türemiş bir isimdir. Tabii dikkatinizi belki sizin de çekmiştir. Yukarıda lafzan mensup müştak ve nekre bir kelimedir demişti. Yani genellikle, çoğunlukla dememişti. Direkt böyle demişti. Biz de demiştik yani camit olarak da gelebilir. Bu yüzden burada genellikleyi kullanmayı tercih etmişler. Yoksa eleştiriye çok açık bir yazı olması düşünülürdü. Genellikle yani çoğunlukla müştaktır. Her zaman müştak değildir. İşte müştak neydi onu da burada anlatmışlar. Müştaktır, türemiştir. Ne demek müştak, türemiş? Ne manaya gelir? İşte şu manaya gelir. Müştak şudur. İsim fail kalıplarına müştak denir. İsim meful kalıplarına müştak denir. Sıfat-ı müşebbeh kalıplarına yine müştak denir. Gibi demiş. Gerisini yazmamışlar. Gerisini yine biz anlatacağız ileride. Bu tür müştak kelimelerdir. Müştak türemiş yani doğmuş bir aslı var. Hal Arapçada genel olarak fiil cümlesinin yan unsuru olarak ele alınmaktadır. Yan unsurlarda irab bakımından mensubat kategorisindedir. Bu yüzden ne denilir? Hal daima mensuptur. Ama nasıl mensuptur? İşin o kısmı var. Lafzan mensup olabilir. Takdiren mensup olabilir. Mahallen mensup olabilir. Üç şekilde mensup olabilir. Kitap iki şekline değinmiştir. Lafzan ve mahallene değinmiştir. Takdiren de oysa olabilirdi.
Takdirin şu an için önemli değil. Siz buradaki iki şey üzerine odaklanmaya çalışın. Sonuç olarak hal nedir? Daima mensuptur. Halin başında hatice olsa bile siz o hale ne diyeceksiniz yine de? Mensup diyeceksiniz. Mecrur olsa bile. Lafzen mecrur olabilir ama mahallen mensuptur. Bunu aşağıda gerçi göstereceklerdir. Failin durumunu gösteren kullanım örnek. Yukarıda dedik ya, failin veya mef'ulün durumunu belirtir. Failin ya da mef'ulün durumunu belirtir. Ya da her ikisi gibi dedi. Onu açıklayacağız ileride biz. Şu an fail ve meful üzerinde duracak kitap. Onların durumunu belirtir dedi ve failin durumunu belirtmeye başlıyor. Hazara fiil. Fiil mazi. Hazara geldi. Kim? Ahmedu. Ahmet geldi. Ahmedun olmaz. Temin alamaz. Çünkü gayrimustariftir. Yani mustarif değildir. Bu yüzden temin alamıyor. Hazara geldi fiil. Ahmedu fail. Ahmet nereye geldi? İlel ameli, işe geldi. Maşen yürüyerek. Erek, arak. Rekrak yani. Rekrak diye çevrilebiliyor mu? Rekrak diye çevrilebiliyor. Bu durumda maşen haldir diyebiliriz direkt. Veya marifeden sonra geldiği için haldir diyebiliriz. Nekre olduğu için haldir diyebiliriz. Lafzan mensup olduğu için haldir diyebiliriz. Lafzan mensup oluşu fethasından belli. Bu tür şeyler ile bunun hal olduğunu anlayabilmekteyiz. Peki nereden hal? Yani neyin durumunu belirtiyor? Maşiyen yürüyerek. Kim yürüyerek? Ne yürüyerek? İş mi yürüyerek? İş nasıl yürüsün? Buradaki yürüyen şey Ahmet'tir. Öyleyse failin durumunu belirtmiştir. Hazara geldi kim? Ahmet'ü. Ahmet geldi. Ahmet merfu görüyorsunuz. Zamme ile merfu. Maşiyen niye nasb olmuş diye yani sorulursa ne diyeceğiz? Maşiyen niye mensup? Niye feshalanmış? Çünkü haldir. Hal olduğu için nasıl olması gerekir. Maşen nereden hali? Yani neyin hali, neyin durumunu belirtmiş? Ahmet'in. Ahmet nedir? Faildir. Öyleyse failin durumunu gösteren bir hal var burada. Neyin hali ise ona sahibul hal denilir. Yani Ahmet nedir? Sahibul hal. Diğer bir de işte zül hal, hal sahibi. Yani kendisinin bir tane hali var. Hal sahibidir. Hal ona ait yani onu demek istiyor. Hal sahibi. Hal ögesi ona ait. Amele değil, mef'ule değil yani. Unutmuyoruz. Hali tespit ettiğimiz zaman o hal olan kelime neden hal? Failden mi, mef'ulden mi? Failin durumunu mu belirtiyor, mef'ulün mü? Her neyin durumunu belirtiyorsa o belirttiği kelimeye aynı zamanda sahibul hal denilir. Zülhal de denilir. İkisi de aynı manada zaten. Hal sahibi, hal sahibi. Zül de sahip demek. Sahip de zaten sahip demek. Değişen bir şey yok. Buna göre Ahmet hem fail hem de zülhaldir. Maşen yürüyerek dedik. Burada anlatılmış. Tamam. Caet geldi. Kim? Zeynep bu. Zeynep geldi. Zeynep yine gayrimustarif olduğundan tek ötre almıştır. Zeynep geldi. İlel külliyeti fakülteye. Müsraaten hızlı bir şekilde. Hızlıca. Müsraaten neyin hali? Tabii ki Zeynep'in. Yani fakülten hızlı olması düşünülemez. Fakülte hızlıca yürür mü? Öyle bir şey mümkün değil. Hızlıca gelmez fakülte. Öyleyse neyin hali? Zeynep'in. Zeynep ne burada? Fail. Öyleyse müsraaten neyin hali? Failin halidir. Yani failin durumunu belirtiyor. Caet geldi. Kim? Zeynep. Zeynep. Zeynep nasıl geldi? Uçakla mı geldi? Trenle mi geldi? Vapurla mı geldi? Uyuyarak mı geldi? Koşarak mı geldi? Uyuşuk uyuşuk mu geldi değil mi? Onun durumunu belirtiyor. Hasta olarak mı geldi? Belki burada hasta olduğu halde geldi. Öyle bir kelime de olabilir. Ama olmamış. Müsraaten hızlı bir şekilde. Nasıl? Yukarıda vardı ya keyfe sorusunu sorarız. Onu soruyoruz. Zeynep nasıl geldi? Müsraaten hızlı geldi. Buna göre müsraaten haldir. Marifeden sonra gelmiştir. Nekredir. Evet görüldüğü üzere mensuptur. Lafzan mensuptur. Buna göre haldir. Burada zülhal ve sahibul hal diye adlandırabileceğimiz kelime hangisi? Zeynep. Çünkü Zeynep'in durumunu belirtmiş. Zeynep ne? Fail. Hazara geldi. Kim? Murat. Murat geldi. Nereye geldi? İlel beyti eve geldi. Ve hüve. Hüve o. Nedir? Hüve mübteda yani. Ta'banu yorgundur. Ta'ban haber olmaktadır. Tabi burada görüldüğü üzere tek ötre almıştı. Çünkü taban gayrimustariftir. Temin alamaz. Hüve mübteda taban haberdir. Hüve o nedir? Tabanı yorgundur.
Hazara fiil, Murat fail, İleri beyti mef'ul, Hüve mübteda, Ta'ban haber. Buna göre Murat eve geldi. Murat ne olduğu halde? Murat nasıl? Nasıl soruyoruz Murat'a? Murat nasıl eve geldi? Yorgun olduğu halde. Yorgun iken geldi diyoruz. Öyleyse buradaki hal nedir? Bir cümledir artık. Buradaki kelime tek bir kelime değil yani. Cümledir. Hüve mübteda ta'ban haber dedik. Bir isim cümlesi var burada. Buradaki vav da vav-ı haliye olarak adlandırılır. Vav-ı haliye yani hal vav-ı. Buranın hal olduğuna işaret olsun diye vav getirilmiştir. Alamet, tanıma yolu. Anlayalım diye yani. Kolay olsun bize diye. Buna göre ta'ban nedir? Bir isim cümlesidir. İsim cümlelerin i'raptan durumu ne olur? Yani değişir de halken ne olur? Yukarıda geçmişti. Mahallen mensup olur. Fiil cümlesi olsaydı yine mahallen mensup olurdu. Çünkü hal daima mensuptur. Ya lafzan ya mahallen ya takdiren dedik. Buna göre buradaki kelime, burası yani hal cümle olduğuna göre mahallen demek gerekir. Hal ne burada? İsim cümlesi. Fiil cümlesi de olsa, isim cümlesi de olsa yani cümle ise o halin irabı nedir? Daima mahallen mensuptur. Bunu unutmayalım. Haracet çıktı kim? Aişe tu. Aişe çıktı. Aişe tun değil yani. Tek ötü çünkü gayrimusarif. Haracet çıktı kim? Aişe tu. Aişe. Nereden çıktı? Nereden ayrıldı? Minel beyti evden. Fakat salet dumu'uha. Ağlar halde evden çıktı. Salet fiil. Dumu'u ha işte onun faili olmakta. Fiil, fail burada ne olmaktadır? Bir fiil cümlesi oluşturmaktadır. Fiil cümlesi yani hal nedir burada? Bir cümledir. Hadi de dahil edelim. Vav yine vav-ı haliye. Fiil cümlesidir, haldir. Fiil cümlesi hal olduğunda irabtan konumu ne olur? Mahallen mensup olur tabii ki. Hal cümlesi dumu'a oluşuyorsa da cümle olarak hal konumunda olduğu için mahalle mensuptur. Zaten yazmışlar. Hep failin durumunu belirten hallerden bahsedildi. Biraz da mef'ulü bihin durumunu gösteren hallerden bahsedilsin denilmiş. Nekre bir kelime olarak şimdi onu göreceğiz. Şeribe içti. Kim? Yattıklı çocuk. Neyi içti? El halibe sütü içti. Yani çocuk süt içti. Süt içti. Harran sıcak. Sıcak olan ne olabilir? Çocuk mu süt mü? Sıcaklık süt. Öyleyse harran sıcak olduğu halde sıcak iken ne? El halib süt. Buna göre çocuk sütü sıcak iken içti. Sıcak olduğu halde içti. Harran el halib kelimesinin halidir. El halib burada mef'ulü bih'tir. Şeribe fiil, tıfıl fail. El halib mef'ulü bih harran hal olmaktadır. Nekre bir kelime olduğunu görebiliyoruz. Mensup olduğunu fethasından görmekteyiz. Marife bir kelimeden sonra geldiğini görüyoruz. Marife de çünkü eleflemi var el halibin. Ondan sonra gelmiştir. Mensuptur, nekredir dedik. Yani tıfıldan değil haldenir. Buna göre sahibul hal hangisidir? El halibtir. Çünkü halin sahibi yani hal kendisine ait. Ekelet. Yedi kim? Fatıma tu, Fatma yedi. Neyi yedi? Essemekete balığı yedi. Balık ne olduğu halde? Makliyeten kızarmış olduğu halde. Kızarmış halde. Kızarmış iken yedi. Buna göre makli yani kızarmışlık durumu bu hal. Neyin hali? Mef'ulü bihin yani semek. Fatma'nın değil. Ekelet fiil, Fatma fail, semek mef'ul makli hal olmaktadır. Bu yüzden mensup olmuştur. Niye mekliyetun, mekliyetin değil? Yani bu da bir sorudur. Niye mensup? Çünkü hal, haller mensuptur. Hal burada olduğu gibi cümle değilse, yani başlı başına bir kelime ise, tek bir tane kelime ise ne olmak zorunda? Mensup olmak zorundadır. Müfret, tesniye, cemi olması bir şeyi değiştirmez. Daima mensup olur. Tabii tesniyenin mensupluk durumu farklı. Müfredin mensupluk durumu farklı. Müfrette fetha ile mensup oluyor. Tesniye de ya ile mensup oluyor. Cem müzekker salim de ya ile mensup oluyor. Cem müennes salim de fetha ile mi oluyor? Hayır. Esre ile oluyor mensup. Bunları daha önce de işlemiştik. Sahibul hal hangisidir? Essemek kelimesidir. Balık kızarmış çünkü.
Aklıma şimdi gelmişken onu da söyleyeyim hemen. Hal ile sıfat çok karıştırılmakta. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bakın şimdi manaya dikkatlice bakalım. Çocuk sütü sıcak çen içti. Sıcakken sıcak içen fark etmez. Yani sıcak sütü içti desek yanlış olur. Çocuk sıcak sütü içti desek. Doğru mu olur? Yanlış olur. O zaman burayı sıfat yapmış oluruz. El har yazmıyor burada. Har yazıyor. Eliflam yok yani. Çocuk sıcak sütü içti denilemez. Çocuk sütü sıcak olduğu halde sıcak çen içti. Burada da Fatma balığı kızarmış halde yedi. Yani Fatma kızarmış balığı yedi diyemeyiz. Kızarmış balık dersek nakli kelimesini sıfat yapmış oluruz. O zaman hal olmamış olur yani. Dolayısıyla yanlış bir değerlendirmeye gitmiş oluruz. Esasen bu tür hatalar bilmiyorum dikkatinizi çekecek mi ama meallerde de söz konusudur. Kur'an-ı Kerim mealleri var biliyorsunuz çeşitli. Yani çoğu da aynı değildir. Hep farklı farklıdır. Kimilerinde hata vardır. Kimileri de buraya bu bakımdan hata yapmıştır. Yani dil bilgisinde eksiklikleri elbette var. Diğer meallere bakarak, Türkçe'ye yakıştırmaya çalışarak yazanlar var. Bu bakımdan hata yapanlar çokça var. Hem fail hem de mef'ulü bihin her ikisinin durumunu gösteren halde olabilir. Yani illa sadece fail veya sadece mef'ulün durumunu belirtmesi gerekmez. Hem fail hem mef'ul ikisinin durumunu aynı anda da belirtebilir. Sağra yürüdü, sağra, kâle, gâle gibi ecret bir fiil. Sağra yürüdü kim? El, vele, dü, çocuk yürüdü, fail. Ve ebuhu ve o çocuğun babası yürüdü. Ebu baba demektir. Ebu, Eba, Ebi biliyorsunuz illetli isimlerden. Kimi kitaplar 5 illetli isimler, kimisi 6 illetli isimler. Buradaki vav bunun raf halinde olduğunu göstermektedir. Ebu muzaftır, hu muzafın ilehtir, hu zamiri velede gitmektedir. Çocuk yani. Buna göre çocuğun babası manasına gelir. Sağra yürüdü, elveledi çocuk ve ebuhu ve onun babası. Yani çocuk babasıyla beraber yürüdü. Peki çocuk ve babası ne olduğu halde yürüdü? Nasıl bir şekilde yürüdüler? Müsri'ayni, hızlı bir şekilde, hızlıca yürüdü. Buna göre müsri'ayni neyin halidir? Hem elvelet hem de ebu kelimesinin hali olmaktadır. Zaten tesniye bir kelime, bunu açıkça görmekteyiz. Tesniye olması iki tane kelimeyi kapsadığını veya en azından tesniye bir kelimeyi kapsadığına işaret etmektedir. Müsri'ayni tesniyedir. Bunu biliyorsunuz. Müsri'ine olsa yani ayında esra olsaydı o zaman burasının cem müzekker salim olarak düşünürdük. Müsri'ine nunu da fetal okumamız gerekirdi. Müsri'ayni nasb halindedir, tesniyedir. Nasb alameti buradaki yağdır. Ayn ile nun arasındaki yağ. Bunun nasb halinde olduğunu yani mensub olduğunu göstermektedir. Ve tabii ki müştak bir kelimedir. Müsri'un, müsri'ani, müsri'ayni yani isim failin tesnisidir. İsim failler müştaktır bunu biliyorsunuz. Tabii burada mef'ulü bih demiş ona da dikkat çekelim. Mef'ulü bih değildir ebu kelimesi. Mef'ulü bih değil mef'ulü me'ah'tır. Mef'ulü me'ah. Mef'ul yani yapılmış bir iş. Me'ahu onunla beraber. Bir işi birisiyle birlikte yaparsak ona mef'ulü me'ah denilir. Çocuk ile babası yürüme işini yapmışlardır. Bu yüzden babası mef'ulün ma'ah olarak değerlendirilmelidir. Mef'ul bih değil. Burada bir hata yapmıştır. Bu tür hatalar olağandır. Herkes hata yapar. Bizim de bir sürü hatamız var. Haracna, haraçtu haracna. Haracna, biz yürüdük manasına gelir. Bizden kasıt, ene ve Ahmet'ü. Ben ve Ahmet. Biz yürüdük. Minel mel'abi, oyun sahasından. Sahadan yürüdük. Fi gazabin. Fi harfi cerdir. Cer etmesi gerekir. Gazabin. Ba'da iki tane esre yazın. Yazın yani siz. Esreli okunur. Esreli yazılır. Haldir burası. Ben ve Ahmet sahadan öfkeli halde çıktık. Sonunda K olması gerekir. Çıktık. Ben ve Ahmet sahadan öfkeli bir halde çıktık. Olması gerekir. Haraçna biz çıktık. Bizden kasıt ene ve Ahmet. Ben ve Ahmet. Ben ve Ahmet. Yani biz çıktık. Minel mel'abi sahadan. Ne sahası? Oyun sahası. Laibe çünkü oyun oynamaktan geliyor. Peki ne olduğumuz halde çıktık? Fi gazabin. Öfkeli bir halde.
öfkeli halde çıktık. Şey burada nedir? Harfi cer, gazap, mecrur, gazabin, car, mecrur neyi oluştururlar? Şibih cümle oluşturmaktadırlar. Mahallen mensuptur. Şibih cümledir. Şibih cümle mahallen irap alır. Hal olduğundan dolayı mahallen mensuptur. Ne demiştik? Haller daima mensuptur. Lafzan, takdiren veya mahallen. Cümle olduğuna göre mahallen olmak zorunda. Mahallen mensuptur. Örneklerden anlaşıldığı üzere halin söz konusu olduğu cümlelerde 3 tane temel unsur olur. Bu üç temel şey tespit edebilmeye çalışmak faydalıdır. Bir hal. Lafzdan mensup ve nekre bir kelimedir. Eğer bak ne diyor yani? Bir kelimedir. Yani cümle değilse lafzdan mensup ve nekredir. Veya mahallen mensup bir cümledir. Yani cümle ise mahallen mensuptur. Veya cümleciktir. Cümlecik de olsa yine mahallen mensup olur. Bir tane hal diye ögemiz olur. Bir de sahibul hal diye bir şey olur. Bunu söylemiştik esasen birkaç dakika önce sahibul hal, zül hal aynı manaya gelir demiştik. Birkaç tane de bir hatta örnek yapmıştık. Hal öğesinin durum yönünden nitelediği, belirttiği, açıkladığı kelimeye sahibul hal denilir. Yani hal neye ait? Neyin durumunu belirtiyor? Neyin durumunu belirtiyorsa o kelime sahibul hal diyeceğiz. Veya zil hal demişler. Zil hal yani yazım yanlışı var burada. Zil değil zül olması lazım. Buraya u veya ü yazabiliriz. Zül hal. Çünkü bu Türkçe diyor. Türkçe yazılışta zil halde yazılamaz. Bunun başında harfi cer mi vardı? Zi yaptı. Bu bizim bildiğimiz za, zü, zidir. Raf halinde yazılması gerekir. Nasb edecek bir şey yok. Zaten olsa da Türkçe'ye nasb halinde yazmasını gerektirecek hiçbir şey olamaz. Yazım yanlışı var. Hal unsurundan önce gelir ve daima marife bir isimdir. Demek ki halden önce gelen kelimeye ne diyoruz? Sahibul hal diyoruz. Ama her zaman yanındaki kelime midir? Yok. Bir iki kelime ötede olabilir. Bitişik olmaları gerekmiyor. Daima ne diyor? Marife bir isim olduğunu unutmayalım. Bir de ne var? Rabıt var. Rabıt Türkçe karşılığı bağlaç. Şimdi onu açıklayacak. Halin cümle olarak geldiği durumlarda cümle diyor. Yani bir kelime olarak gelmesinden bahsetmiyor. Bir kelime derken kısaca değineyim kafanız karışmaz inşallah. Yani cümle esasen tek kelimeden de meydana gelebilir. Mesela ketebe yektubu yani bildiğiniz kelime diye oradan örnek veriyorum. Ketebe yektubu. Mesela uktubu diyelim. Emri hazır uktub. Tek başına sadece bir uktub yazdık tahtaya. Cümle midir? Cümledir. Nasıl cümledir? Faili var. Uktubente sen yaz. Faili olduğundan cümle olarak değerlendirilebilir. Ya bir fiil mazi yazarız. Tahtında müstitir bir zamir vardır. Zamirle birlikte fail yine cümle olabilir. Bu şekilde değerlendirmeler vardır. Rabıt yani halin cümle olarak geldiği durumlarda isim cümlesi, fiil cümlesi olabilir veya cümlemsi vardı. Kendisiyle sahibul hali birbirine bağlayan unsurdur. Hal cümle olarak geldiği zaman bir rabıt, bir bağlaç aranır. Bu bağlaç, bu rabıt nedir ama? Vav-ı hali olabilir. Daha önce yukarıda değinmiştik. Vav vardı, vegat vardı. Oradaki vavlar mesela. Bir unsur olabileceği muttasıl yani bitişik veya munfasıl biliyorsunuz ayrık, bitişik olmayan bir zamir olabilir. Vav-ı haliye de olabilir, zamir de olabilir. Zamir muttasıl da munfasıl da olabilir. Veya hem vav-ı haliye hem de zamir aynı anda rabıt olarak kullanılabilmektedir. Bu açıklamalar ışığında tekrar konumuza dönelim demişler. Hazara geldi. Kim İbrahim'u İbrahim? Nereye? İlel medreseti okula geldi. İbrahim ne olduğu halde okula geldi? Sa'iden. Mutlu olarak, mutlu iken, mutlu olduğu halde okula geldi. Sa'id neyin durumunu belirtiyor? İbrahim'in durumu tabii ki okulun değil. Okulun mutlu olması yani okulun bizzat kendi kendine o betonların mutlu olması düşünülemez. Dolayısıyla Said neyin hali? İbrahim'in halidir. İbrahim'in durumunu belirtmektedir. Öyleyse İbrahim nedir? Sahibul hal. Diğer bir de işte zülhaldir. Said ise haldir sadece. Dikkat edileceği üzere hal cümle formunda gelmediği için, bir başka ifadeyle tek unsur halinde geldiği için rabıt, bağlaç içermemiştir. Ama cümle olarak gelirse, yani onu cümleye çevirelim demişler.
Hazar'a geldi. İbrahim geldi. İbrahim gayrimüsavvitti. Bu yüzden tek ötreyle yazılmaktaydı. İbrahim fail. İler medresesi okula geldi. Ve hüve o İbrahim ne iken, ne olduğu halde okula geldi, nasıl geldi, değil mi? Nasıl çete sorusunu soruyoruz. Sa'idun, mutludur. Hüve o İbrahim nedir? Sa'idun, mutludur. Hüve mübteda, Sa'id haberdir. Mübteda haber isim cümlesi demektir. Buna göre burası isim cümlesi olarak haldir. Cümlelerin irabı neydi? Mahallen mensuptur. Hal iki, hal ise bir cümle mahallen mensup olur. Buradaki vav nedir? Vav-ı haliye var burada. Ne diyor? Cümle formunda geldiği için vav-ı haliyeyi içerme zorunluluğu vardır. Vav bu yüzden buraya yazılmıştır. Esasen bunların her biri birer ön bilgi olarak değerlendirilebilir. Çünkü burası çok daha önemli bir konuya şimdi geçiliyor. Türleri, halin türleri var, çeşitleri var. Üç şekilde hal karşımıza gelebilir. Müfret hal, buradaki müfret, müfret, tesniye, cemi manasındaki müfret değildir. Müfretten kasıt ne burada? Cümle olmaması ve şibih cümle olmamasıdır. Tek bir kelime olmasıdır. Müfret, tesniye, cemi manasında ikil, çoğul değil yani. Cümle değil ve şibih cümle değil manasına geliyor. Buna göre bir hal bulduğumuzda bakacağız. Cümle midir? İsim cümlesi midir? Fiil cümlesi midir? Şibih cümle midir? Üçü de değilse o zaman müfrettir deriz. Cümle hal olabilir. Cümle söylemiştik. İsim cümlesi, fiil cümlesi olabilir. Şibih cümle olabilir. Şibih cümleyi ikiye ayırmıştık. Harfi cer ve mecruru, zarf ve mecruru demiştik. Şimdi müfret hali açıklayacak bize. Yukarıda verdiğimiz örneklerde görüldüğü üzere halin tek bir kelime olarak karşımıza geldiği formlardır. Form, şekildir. Dolayısıyla burada geçen müfretten kasıt tekil olması değil. Aksine müsenna yani ikil ve cemi yani çoğul form dahil olmak üzere halin cümle ya da şibih cümle dışında tek kelime olmasına denir. Hal olan kelime cemi olsa bile eğer cümle değilse, şibih cümle değilse nedir o yine de? Müfret olarak değerlendirilir. Tekrar edelim. Hal olan kelime cemi olsun, müfret olsun, tesniye olsun fark etmez. Cümle veya şibih cümle değilse o hale ne denilir? Müfret hal denilir. Yukarıda geçmişti mesela. Nüsre-i ayni. Hatırlayalım. Nüsre-i ayni tesniye olarak geçmişti. Hatta anlatmıştık ayında esir olursa müsre-i'ne cenuzeke salim olur demiştik. Müsre-i'ni nedir? Tesniyedir. Ama müfret hal olarak değerlendirilir. Neden? Çünkü tek kelimedir. Bir cümle değildir, şibih cümle değildir. Bu yüzden. Buradan bir örnek daha bakalım. Yani örneğini verdik zaten yukarıda aslında. Müsra'ini demiştik. Neşe'e yetişti, büyüdü. Kim? Yahya adlı kişi. Ne olarak? Mahbuben, sevilerek. Min cemi'i akaribihi. Kendi akaribihi, buradaki ha zamiri yani hi zamiri Yahya'ya gitmektedir. Yahya akrabalarının tamamı tarafından sevilerek, bakın rek dedim, rek rak yukarıda geçmişti. Sevilerek büyüdü, yetişti. Burada mahbub kelimesi hal olmaktadır. Görüldüğü üzere nedir? Nekredir ve mensuptur. Peki mahbub kelimesi neden haldir? Yani neyin hali? Sahibul hal nerede? Yahya'dır. Çünkü sevilen, sevilme özelliği Yahya'ya aittir. Aynı cümleyi müsenna yani ikili olarak kurmuşlar. Neşe'e büyüdü kim? Yahya ve daha kim? Muhammedün ve Muhammed. Yahya ile Muhammed yetiştiler, büyüdüler. Mahbub beyni. Sevilir olarak, sevilen kişiler olarak. Buradaki mahbubeyni tesniyedir. Tesni olmasına rağmen müsbet hal olarak değerlendirilmek zorundadır. Niye? Çünkü mahbubeyni bir cümle değil ki. Tesni olsa ne fark eder? Aynı şekilde Yahya ve kardeşleri de mahbubine, sevilen kişiler, değil mi? Olarak yetiştiler, büyüdüler desek de yine mahbubine nedir? Müsbet haldir. Cemi buradaki kelime, cemi müzekker salim ama bu durumu değiştirmez. Çünkü mahbubine bir cümle değildir. Cümle olsaydı o zaman müfret hal demezdik. Hal müfret konumda lafzan mensup ve nekre bir şekilde karşımıza gelmektedir. Bunu asla unutmayın demişler.
Bir de ne var? Cümle hal var. B şıkkı. Halin karşımıza isim ya da fiil cümlesi şeklinde geldiği şekillere cümle hal demekteyiz. İsim cümlesi formundaki halde hal öğesini sahibül hale bağlayan vav-ı haliye ya da zamir veya ikisi aynı anda bulunur zaten demiştik. Gara Muhammed, rivayete Necip, mahfuz ve kaim. Gara'ya okudu kim? Muhammedün, Muhammed okudu. Fail. Neyi okudu? Rivayete Necibi mahfuzun. Necip mahfuz. Necip mahfuz. Necip mahfuzun rivayetini Muhammed okudu. Muhammed ne olduğu halde bunu okudu? Ve hu ve o Muhammed kaimun ayakta olduğu halde. Ayakta iken okudu. Yani ayakta okudu. Buradaki vav, vav'ı haliye olmaktadır. Hüve müpteda olmakta, kaim haber olmaktadır. Müpteda hüve, kaim haber. Öyleyse bu nedir? Bir isim cümlesidir. Başındaki vav rabıttır. Bunun dışında ne diyebiliriz? İrab konumu nedir? Hüve kaim bir isim cümlesi. Cümleler mahalen irab alır demiştik. Bu cümle hal olduğundan mahalen nasıl irab alır? Mahallen mensuptur denilir. Ade döndü kim? El validü baba. Nereden geldi, döndü? Minel mezraeti. Tarladan döndü. O baba ne olduğu halde döndü? Yehmilu taşıyor olduğu halde neyi? Yehmilu hüve yani o babaya gidiyor. Fail, meful lazım. El huzara. Ne demek huzara? Sebze demek. Vel fakihe meyve demek. Yani sebze ve meyveler. Yehmilu hüve dedik. Hüve nereye gidiyor? Valid yani babaya. Her şeyle fail lazım unutmayalım. Yehmilu taşıyor. Taşır. Taşır. İken. Ki hüve baba. El huzara vel fakihe. Sebze ve meyveleri taşır halde. Taşıyor iken tarladan döndü. Baba sebze ve meyveleri taşıyor iken tarladan döndü. Burada el mezra kelimesi marifedir. Marifeden sonra gelen kelime hal olmaktaydı. Buradaki hal bir fiil cümlesi olmaktadır. Yehmül fiil dedik. Faili hüve olur. El huzaranın meful olur. Vav atıf harfidir. Buna göre yehmül huzar yani şurası olduğu gibi hal olmaktadır. Neyin hali yani sahibul hal nedir burada diye sorulduğu zaman el valittir. Valit kelimesi burada sahibul hal olmaktadır. Tabi burada rabıt sorulabilir. Yehmilü de hüve zamiri faildir dedik. Hüve aynı zamanda valide gidiyor demiştik. Öyleyse hüve ne olur? Rabıt olur. Fiil cümlesi olması durumunda şu üç noktaya dikkat etmek gerekir. Bakalım neymiş onlar. Hal cümlesi olumlu bir yapıda, geçmiş zaman cümlesi ise cümlenin başına vakat edatı getirilir. Okuduğumuz yer, evet, ade, geçmiş zamandır. Ade, geçmiş zamandır. Ama ne diyor? Hal cümlesi diyor. Esasen burada hal cümlesi yehmilüdür, yani muzaridir. Dolayısıyla geçmiş zaman değildir. Muzari şimdiki zaman olur, geniş zaman olur. Başına gelecek sin, sevfe gibi edatlar sayesinde gelecek zamanı da ifade edebilir. Muzari fiiller, örnek yazmaktan örnek vermek gerekirse, yazma fiiliyle yazar, yazıyor yani erar ve de yor diye çevrilebilir. Başına sin, sevfe gibi edatlar getirilerek mesela yektubu, seyektubu, seyektubu yakında yazacak. Sevfe yektubu ileride yazacak. Bunlar da yine gelecek zamana çevirirler muzariyi. Muzari fiil bu şekilde. Mazi fiil kastediliyor yani burada. Hal cümlesi olumlu bir yapıda geçmiş zaman derken fiil maziyi kastetmekte. Bu durumda cümlenin başına vegat getirilir. Hem vav hem de gat olması gerekir. Üttü ben döndüm. Min Avrupa, Avrupa'dan döndüm. Ne olduğum halde? Vagat hasaltü. Ala şehadetil master diye devam ediyor. Magister. Master diplomamı almış halde.
aldığım halde almış iken Avrupa'dan döndüm. Burada ragat var. Niye? Çünkü hasaltü fiil mazidir. Hasaltü fiil mazi olduğundan başına vegat gelmiştir. Gerçi bazı durumlarda gat olmuyor. Gat takdiren vardır denilmektedir. Gat takdir de edilebiliyor. Onlar çok ayrıntı konular. Hal cümlesi olumsuz yapıda. Olumsuz. Başında bir olumsuzluk edatı var. Bir geçmiş zaman cümlesi ise başına ve ma velem edatları getirilir. Hazartu ilel medreseti velem ektubu. Burada ne olmuş? Velem gelmiş. Yani lem gelmiştir. Velem yerine başka ne girebilirmiş? Vema. Yani lem ile ve de ma ile olumsuzluk yapıldığı esnada yine başlarında vav olur demek istemişler. Fiil maziden bahsedilmektedir. Hazartu ben geldim. İlel medresete okula geldim. Yani okula gittim manasında. Ne olduğum halde velem ektub küllel vacip. Ödevin hepsini yazmadan. Velem ektub ben yazmadım demektir. Küller vacip ödevin tamamını, görevin tamamını yazmadığım halde, yazmamış iken, yazmadan okula gittim. Geldim diyor ama okula geldimden, okula geldim de denilebilir, okula gittim de denilebilir. Hal cümlesi olumlu ya da olumsuz bir muzari fiil ise, fiil muzari ise yani ister olumlu olsun ister olumsuz olsun, başına vav-ı haliye getirilmez. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi adel valid mel mezra yehmilü ve yehmilü değil. Unutmuyoruz. Fiil muzari ise hal cümlesi. Yani hal cümlesi fiil muzari ise onun başına vav getirilmiyor. Fiil muzari ister olumlu olsun ister olumsuz olsun. Bütün bu cümlelerde hal cümle halinde gelmiştir. Bütün bu cümlelerde hal cümle halinde gelmiştir. Bütün bir örneklerde demek daha mantıklı. Cümlelerde cümle olarak gelmiştir. Hiç mantıklı olmamış. Bu cümlede yahmülü fiilindeki müstetir hüve zamiri ile sahibül hale valid bağlanan cümle fiile ade ve failden el validden oluşmaktadır. Yani bunları açıklamıştık. Önemsiz. Arapçada şöyle genel bir kural vardır. Nekre bir unsurdan sonra gelen cümle sıfattır. Önemli bir şey anlatılıyor şu anda. Hayatınız boyunca lazım olur. Tabi Arapçayla ilgileniyorsanız. Nekre bir kelimeden sonra gelen cümleye ne denilir? Sıfat denilir. Yani aşırı derecede mühim bir şey. Bunu okulu bitirmek için de değil, bu sınava geçmek için de değil. Kesinlikle aklınızda çok iyi bir şekilde tutun arkadaşlar. Nekre bir kelimeden sonra gelen unsur, kelime, cümle ne diyorsak sıfattır. Marife bir unsurdan sonra gelen cümle ise hal olmaktadır. Çok önemlidir. Bu durum hal cümlesinde vav-ı haliye ya da zahir bir zamir gibi bir bağlacın olmadığı durumlar için önemli bir kuraldır. Evet, bunlar da önemli demişler. Gerçekten önemli bir kuraldır. Yukarıda verilen örneğe bir daha bakılırsa yahmilu huza ve faki sebze ve meyveleri taşır halde cümlesi vav-ı haliye veya zamir gibi bir bağlaç barındırmadığı için önceki cümleden kopuk gibi gözükmekte. Ancak durumunu belirttiği marife bir sahibul halden yani el validden sonra geldiği için hal görevini üstlenmiştir. Yani vav yok, açıkça görünen bir zamir yok. Bu cümle neyin nesi diye düşünülebilirdi ama marifeden sonra geldiği için hal olduğunu anlayabilmekteyiz diyor. Adel varit minel mezra yehmil huzar vel faki. Burada el varit kelimesinden hal olmakta. Varit marifedir. Onu anlatmışlar. Şibih cümle yapısında. Şibih cümle yani cümlemsi, cümlecik, cümle benzeri hal. Halin car mecrur ya da zarf şeklinde geldiği formlardır, şekillerdir. Tıpkı muzari fiil durumundaki hal cümlesinde olduğu gibi şibih cümleyi de sahibül hale bağlayan herhangi bir bağlaç söz konusu değildir. Tıpkı muzari fiil durumundaki hal cümlesinde olduğu gibi şibih cümleyi de sahibül hale bağlayan herhangi bir bağlaç söz konusu değildir. Car mecrur olarak gelişine bir örnek verelim.
Nezele es-sâiku mine's-seyyârati fî gazabin. Nezele yenzilu, bildiğimiz mazi fiil. Nezele indi. Kim? Es-sâiku, şoför, fail olmakta. Nereden indi? Mine's-seyyârati, arabadan, otomobilden, taksiden indi. O şoför ne olduğu halde? Ne iken? Fî gazabin, gazaplıyken, yani öfkeliyken, öfkeli bir şekilde, öfkeli olarak arabadan indi. Fî gazabin, fî harfi cerdir, gazap onun mecrurudur. Öyleyse car, mecrur, yani harfi cerre car da denilmektedir. Car, mecrur birlikte şibih cümle oluştururlar. Şibih cümledir. Öyleyse mahallen mensuptur. Çünkü müfret değil. Müfret olsaydı direkt lafzan mensup denilir. Müfret değilse mahallen mensup denilmektedir. Sahibul hal ne? Saik, yani fail. Zülhal, sahibul hal, unutmuyoruz. Yani bir cümle verilir. Sahibul hal hangisidir diye sorulabilir. Aşağıda A, B, C şıklarda yazabilir. Sahibul hali bilmek önemli. Ra'aytul usfura beynel evsan. Ra'aytu ben gördüm. Ra'a fi tu fail. Fiil fail ben gördüm. Ney el usfura serçeyi. Nerede gördüm? Beynel evsani dalların arasında. Aslında evsan kelimesi gayrimustarif olarak değerlendirilebilirdi ama değerlendirilemiyor. Özel bir nedeni var. Ra'aytul usfura beynel evsani dalların arasında gördüm. Beyne nedir? Zarftır. El evsan da onun mecrurudur. Zarf ve onun mecruru ne olur? Ben el evsan birlikte şibih cümle olur. Şibih cümle olarak haldir. Hal cümle olduğuna göre ne olması lazım? Mahallen mensuptur. Ne demiştik? Şibih cümle car mecrur yani harfi cer ve mecrur veya zarf ve mecrurdan meydana gelir demiştik. Kalıplaşmış hal türleri var bir de. Yukarıdaki formlardan farklı olarak Arapçada kalıplaşmış hal türleri var. Yani bu kalıplaşmış derken bunlar çoğunlukla haldirler. Kâfeten, ammeten, cemiyen, kat'an diye devam eden şeyler. Vahde artı zamir. Hu olur, ha olur, huma olur, hum olur. Bunlar da bu şekilde olur. Bunlar hep hal olarak geçmekte. Hocaların tümü geldi. Ca'e geldi. Kim? El esatezetü mü yani? Esatizetü. Hocalar geldi. Kâfeten tamamı. Hocaların tamamı geldi diye çevrilir bu durumda. Baktığımızda hocaların sanki izafe tamlaması var gibi yani muzaf, muzafın ileyh gibi bir durum varmış. Öyle gözükse de öyle değil. Kalıplaşmıştır. Yani bu kalıplaşmış olduğu zaman mananın kayması da söz konusudur. Hocalar geldi, kâfeten iken olduğu halde diye mana burada veremiyoruz. Kalıplaşmış yerlerde söz konusu değil yani onlar. Aslında bu tür şeyler daha çok tekit olarak gözükmekte olsa da hal olarak değerlendirilmekte ama tekit gibi mana verilmektedir. Gabezat. Gabezat yakaladı kim? Eşşurtatı polis. Neyi yakaladı? Kimi yakaladı? Alel mütezahirine. Mütezahir. Göstericileri yakaladı. Cemiyen tamamını, hepsini, bütününü, eksiksiz artık hangisini seçerseniz. Burada tamamıyla tekit olarak gözükmüş olsa da ne diyoruz? Kalıplaşmış hal türüdür. Yani bu kelimeler haldirler. Ammeten, el cani bunlar hep hal olarak geçmekte. Vahde hu, vahde artı zamir demişti. Hu zamirini kullanmışlar. Hal cümlelerinde bir de uyum diye bir konu var. Yukarıdaki örneklerde de fark edileceği üzere hal ile sahibul hal arasında bir uyum vardır. Hal ile sahibul hal arasında bir uyum. Hangi yönden uyum? Cinsiyet yönden uyum vardır. Yani müzekkerse sahibul hal müzekkerse halde müzekker olması gerekir. Sahibul hal müennesse halinde müennes olması gerekir. Yani cinsiyet yönünden bir uyum var. Bir de sayı yönünden uyum var. Yani birisi müfretse öbürü de müfret. Tesniye ise tesniye. Cemi ise cemi olur. Mesela etet bintu ilel beyti müsraaten. Etet geldi fiil. Kim geldi? El bintu fail. Bint kız yani kız çocuğu geldi. Nereye? İlel beyti eve geldi. Kız çocuğu ne olduğu halde geldi?
nasıl geldi? Müsraaten hızlıca, hızlı bir şekilde eve geldi. Bint kelimesi yazmışlar sahibul haldir, müsraaten de haldir. Müsraaten hal, el bint sahibul hal. Aralarında uyum var mı? Var. Bint nedir? Müennestir. Nasıl müennes? Kız çocuğu diyoruz. Yani bundan daha açık bir müennes zaten olamazdı. Müsraaten de müennestir. Kendisinin son harfinin kapalı T, yani tay merbuta olduğunu görmektesiniz. İkisi de müennestir. İkisi de aynı zamanda müfrettir. Tesniye veya cemi değiller. O yönden de uyumları mevcut. Ade döndü. Kim? Ettullabu. Öğrenciler döndü. İle biladihim. Memleketlerine döndü. Nacihine. Başarılı olarak. Başarılı bir şekilde. Başarmış olarak yani. Döndüler. Şimdi ettullab kelimesi sahibul hal. Nedir? Cemidir. Nasıl cemi? Cemi mükesser. Dalibun, dalibani, dullabun. Cemi mükesserdir. Çoğuldur. Nacihine de cemidir. Çoğuldur. Nacihun, nacihani, yani isim failin cem-i müzekker salimidir. Nasb halinde olduğundan nacihune dediğimiz buradaki vav ya'ya dönüşmüştür. Çünkü ha ile nun arasında vav olsa, nacihune olsa raf konumunda olurdu, merfu olurdu. Onun vav yerine ya geldiği zaman mensub oluyor. Şu an nedir yani? Mensuptur. Çünkü haldir. O yüzden mensup. Nasıl mensupmuş? Lafzan mensup. Çünkü nasb alametini açıkça görebiliyorum. Niye lafzdan mensup? Çünkü bu bir sadece kelime yani cümle değil, şibih cümle değil. Sonuç itibariyle sahibul halde ikisi de nedir? Cemidir. Aralarında bir uyum söz konusudur. Bu uygunluğu bütün hal formlarına şöyle bir cümle üzerinde uygulayabiliriz. Eta geldi fiil, elveledü, çocuk geldi, nereyler beyti eve, müsra'in hızlı bir şekilde. Elvelet, müzekker burada yani erkek çocuk manasında. Müzekkerdir, müfrettir. Müsra'en de müzekkerdir. Müsra'ten değil mi? Yukarıda müsra'ten diye geçmişti. Müennesti. Çünkü bint de müennesti. Oysa burada velet müzekker olduğundan müsra'en de müzekker olmuş. Eta el-validani diyor. Öğrenmemiz gerekiyor. El-veledani. Evet, veledani. Veledani iki çocuk. Müsra'ini hızlı bir şekilde. Veledan da tesniye. Müsra'in de tesniyedir. Raf halinde değil tabii ki nasb halindedir. Çünkü haldir bu kelime. Burada ise raf halinde. Çünkü faildir. İnceleyelim. Eta fiil. El-veledani faildir. Raf alameti ne? Tesniye bir kelime olduğu için raf alameti eliftir. Faildir yani bu. İleri beyti eve geldi iki tane çocuk. Ne oldukları halde geldiler? Ne iken? Müsra'ini sevinçli iken. Müsra'ini de nedir? Yine nasb konumundadır. Nasb alameti ya'dır. Veleden de tesniyeydi. Raf alameti fetha idi. Aralarında bir uyum var mı? Var. Veleden müzekker, müsra'in de müzekker. İkisi de müzekker yani. Bunun dışında ikisi de tesniye. Buna göre sayı ve cinsiyet yönünden uyum söz konusu. Eta el-evlâdü cemî müzekker, pardon cemî mükesserdir. Müsra'ine de cemî müzekkerdir. Sonuçta ikisi de nedir? Cemidir. Cemilikleri tutmuştur. Bir de ne tutmuştur burada? Her ikisi de müzekker konumundadır. Bint-i müennes, müsra'ten müennes, bint-i müsret, müsra'ten de müsret. Bintani tesniye ve müennes, müsra'teyni de tesniye ve müennes. Müennes olduğunu ya'dan önceki t harfinden anlayabiliyorum. Etet, el bint, el benatu. El benatu müennestir, cemidir. Cem müennes salim. Ve cemi mükesser olarak iki şekilde değerlendirilmiş tartışmaları da var esasen de. Cem müennes olması kabul edilen görüştür. Ama bu önemli bir şey değil yani. Cemi midir, müennes midir? Önemli olan bu. Cemidir ve müennestir. Müsraatinde kelimesi de yine cemidir ve müennestir. Ama dikkat edelim, haldir, mensup olması gerekir. Mensup mu? Evet. Nasıl mensup? Esre ile mensup. Esre ile mensupluk durumu olabilir mi? Olabilir. Olmuş zaten. Cemi müennes salimin nasb alameti esredir yani. Cemi müennes salimi nasıl tanırım? Açık bir T ile kelime bitmiş. Hemen sağında dik bir elif var. Bu tür bu şekilde biten kelimelere cemi müennes salim denilmektedir. Bunların nasb hali esre iledir. Bu tür kelimeler asla fetha almazlar.
Cer halinde de esra alır, nasb halinde de esra alır. Sadece raf halinde zamme alır. Yani asla fetha almaz. Halde şu an itibariyle. Benzer cümleler mi kuruluyor? Farklı kelimeler kullanılsaydı iyi olurdu diyerek geçiyoruz. Alıştırmalar. Birinci soruya baktığımız zaman ne görmekteyiz? Uygun hali bulun, sonra da türünü ve sahibi hali belirleyin. Raca el velid, raca fiil, el velet fail, minel medreseti, okuldan döndü çocuk. Çocuk ne olduğu halde? El velet, sahibul haldir. Şimdi haifen olabilir mi? Haifeten olabilir mi? Haife olabilir mi? Hal ararken tek bir kelime ise daima mensup olması gerektiğinin altını çizelim. Cümlesi zaten mahalle mensup olacağı için nasb alameti açıkça görünemez zaten. Öyle bir şey aranmaz. Elvelet kelimesi nedir? Bunun özelliğine göre bulacağız. Deminden beri işledi ya kitap. Ne dedi? Uyum lazım. Elvelet müfret mi? Müfret. Başka? Müzekker mi? Müzekker. Öyleyse müfret müzekker bir kelime arıyoruz. Bu kelime müennes olduğundan, ta merbuta ile bitmiş müennes olduğunu anladık. Bu kelime olamaz. Bunu kaldırıp attık bir kenara. Geriye haife ve de haifen kaldı. Yani aslında asıl soru şu. Tek fetha mı, iki fetha mı? Tenvin mi, tenvinsiz mi? Bu sorulmuş. Yani haife olması için bir gerekçe yok. Tek fethayı seçebilmem için ne ararım? Bu kelime elif lamlı olsaydı zaten tek fetha alırdı. İki fetha alamazdı. Yani el haife olur. El haifeten olamaz. Demek istediğimiz elif lamlı kelimeler tenvin almaz. Tenvin neydi? İki fetha, iki esre, iki ötre tenvin denilir. Elif lamlı kelimeler tenvin alamaz. Bu kelime elif lamlı değil. Öyleyse iki fetha alabilirdi. Yanlışlık söz konusu. Başka ne olabilir? Gayrimusarif olan kelimeler de iki fetha alamaz. Bir kelime gayrimusarif mi? Değil. Gayrimusarif birkaç yerde değindim. Sanırım gayrimusarif Arapça dörtte mi işleniyor? Tam ben de bilmiyorum. Görmemiş olabilirsiniz. Fazla üzerinde durmak da istemiyorum. Yine de merak eden varsa gayrimusarif ile ilgili videoyu da çekmiştik. Yani gayrimusarif değil. Elif lamlı bir kelime değil. Öyleyse muzaf mı? Muzaf da değil. Çünkü şuraya koyduğumuzda onu ardından bir kelime gelmiyor ki ona muzaf. Muzaf lehi yok yani. Dolayısıyla muzaf değil. Bu durumda haif kelimesi iki fetha alması gerekirdi. Bu yüzden haifen kelimesini seçeriz. Haife seçmeyiz. Neden seçmedik? Çünkü iki fetha alması gerekir. Tek fetha ile yetinemez. Niye yetinemez? Çünkü tek fetha ile yetinmesi gereken yerler bellidir. Kerem Elif Ramlı olsa tek fetha alırdı. Doğru. Gayrimusarif olsa tek fetha alırdı. Yine doğru. Bunun dışında muzaf olsa yine tek fetha alır. Hani muzaftır, iki fetha alamaz. Tenvinden hali olması gerekir. Durum o da değil. Bu durumda iki fetha alması gerekir. Haifen buraya yazılır. Ade el ummal. Ummal kelimesinin ne olduğunu bilmemiz önemli burada. Ummal. Müfret mi? Tesniye mi? Cemi mi? Nedir acaba? Bilinmesi gerekir. Diyoruz ama bununla birlikte baktığımızda zamirlerin tamamı zaten hum, hum, hum. Yani böyle bir tespite gerek yok demişler. Cemi olduğunun farkında olun. Yani zaten farkındaydık da araştırma gerekir miydi diye düşündük. Gerekmiyormuş. Bunun dışında kelimeyle ilgili ne düşünebiliriz? Başka hiçbir şey yok. Yani şunu bilmek gerekiyor. Hum nedir? Buradaki humların tamamı müpteda olmak zorunda. Müptedadır. Öyleyse bunlara ne lazım? Haber lazım. Haberin İrab'taki durumu nedir? Merfu, mensup, mecrur ne olur? Merfu olur. Öyleyse buradaki haberler yani müsteine, müsri. Gerçi burada ne yazıyor? Biraz da yakından bakmak lazım. Mesrurine yazıyor. Evet. Mesrurine, mesruraini, mesru tamamen belirsiz. Ne olduğu hiç belli değil. Kafanıza göre halledin demişler. Şimdi tek tek öncelikle şunu söyleyelim. Humların tamamı müpteda ya. Haber ne olur? Merfu olur. Merfu olmak ne demektir? İsimlerde irab ünitesini yani o videoyu izlemenizi öneriyorum. Yine de anlatalım. Kelime eğer tesniye ise merfu olması ne demektir? Elif ile yazılması demektir. Cem müzekker salim ise vav ile yazılması demektir. Buna göre mesrurine nedir bu kelime? Cemi müzekker salimdir. Mesru rayni değil çünkü. Rine yazmış burada. Ra'nın esreli olması uzatmasını gerektirir. Ri bu durumda nun fethalanır. Rine. Nedir bu kelime yani? Cemi müzekker salimdir.
Yarattaki konumu nedir? Asla merfu değildir. Mensup ve mecrur her iki duruma da uygundur. Mesru rayni. Rafet alındığına göre yayı cizmelememiz gerekir. Mesru rayni. Bunu da esrelemek gerekir. Buna göre mesru rayni nedir? Tesniyedir. Tesniye ile hiç işimiz olmaz. Buradaki kelime ise tamamen belirsizdir. Yani ne demek bu? Kafanıza göre uygulayın demektir. Belirsizdir demekle birlikte aslında yani hareketleri belirsizdir. Yani hareketleri kendileri koymamış onu demek istiyoruz. Yoksa bunun okunuşu belli yani tek bir şekilde okunabilir. O da mesrune. Mesrune. Ki doğru şık da budur. Nereden anladık? Ümmal kelimesi cemi mükesserdir. Cemidir yani. Sahibul haldir. Ne demiştik? Hal ile sahibul hal uyum içerisinde olması gerekir. Hangi yönden? Müzekker müennes yönünden uyum olması gerekir. Müfe tesniye cemi yönünden uyum olması gerekir. Bu kelime cemi mükesserdir. Yani cemidir. Bize ne lazım? Hal olarak cemi bir kelime lazım. Dedik. Bir baktık buradaki hepsi cümle. Yani tek kelime değil. Parantez arasında iki kelime birden verilmiş. Virgül verilmiş iki kelime daha. Virgül verilmiş iki kelime daha. Bir tane de harf var gerçi. Vav da var yanlarında. Buna göre nedir bunlar? Cümledir. Çünkü tek kelime değil. Cümledir. Cümle ise mahallen irab alacak. Bununla birlikte cemi olması gerekiyor kelimenin. Çünkü ümmal yani sahibul hal cemidir. Öyleyse aradığımız kelimenin de cemi olması gerekir dedik. Baktık ki mesru rayni tesniye bu. Öyleyse hum mesru rayn burası iptal oldu gitti. Geriye iki şık kaldı. En sol tarafa ve hum mesrurine'ye baktım. Ve hum mesrurine nedir? Mensup ve mecrur konumunda. Çünkü ya ile yazılmış. Cem-i Müzekker Salim'in ya ile yazılması demek hem mensup durumu hem de mecrur durumu demektir. Oysa biz ne arıyorduk? Gerçi bizim aradığımız şey nedir? Haldir. Ama hal cümle olacak burada değil mi? Tek bir kelime olmayacak. Tek bir kelime olsaydı mesrurine'yi seçerdim açıkçası. Çünkü mensup konumunda derdim. Seçerdim bu iş biterdi. Ama biz cümle olarak hal arıyoruz. Yani irab cümle olarak alacak zaten. Tek kelime değil. Ve buradaki humlar müptedadır. Yanındaki de nedir? Haberdir. Haber mensup olur mu? Olmaz. Bu yüzden bu olamaz yani. Buradaki mesela mesru rayni tesnesinin olmayışının diğer bir nedeni hum cemidir. Yani müpteda cemi, haber tesniye. Mümkün değil. Bu yüzden burası olamaz zaten. Akıl dışı aynı zamanda. Kesinlikle burasının olması gerekir. Hum müpteda mesruruna onun haberi olur, merfudur. Mahallen mensup olarak haldir. Burada yer alır. Bayağı bir uğraştım anlatırken inşallah anlaşılmıştır. Vesale vardı ulaştı fiil. Kim etbali bu öğrenci faildir. Noktalı yere bir kelime getireceğiz. Yani hal getireceğiz. Sahibul hal hangisi? Vesale olamaz. Vesale fiil zaten. Yani bir kere isim sahibul hal olur. Etbali marife bir kelimedir. İsimdir dolayısıyla. Sahibul haldir. Nedir bu kelime? Müzekkerdir, değil mi? Dalibetu değil yani. Sonunda bir T yok. Mühendislik alametlerin hiçbiri yok. Mühendislik alametleri nelerdi? Bilmenizde fayda var. Tâ-i merbutu olabilir. Cem-i Mühendis Salim'deki gibi açık T olabilir. Başka Elif-i Memdudu, Elif-i Maksura vardı. Yani mühendislik alametlerini bilmeniz her zaman faydalı. Ne dedik? Müzekkerdir, müfrettir. Öyleyse müzekker ve müfret de mensup olması gerekir aradığımız kelimenin. Çünkü hal mensuptur. Müsri'un olur mu? Olmaz. Müzekker mi? Müzekker. Müfret mi? Müfret. Evet ama irabı uygun değil. Ayındaki zamme ne iş? Olamaz. Bunun dışında müsri'in ayında esra var. Bu da olamaz. Müsri'an olur. Çünkü fethalıdır. Çünkü hal neydi? Mensuptu. Ya lafzen ya mahallen ya takdiren demiştik. Tek kelime ise lafzen veya takdiren olur. Tek kelimedir bu. Lafzen açıkça fethayı görmek isteriz. Müsri'an getirilir. Haraca el ferigu. Ferik burada fail olur. Minel mübarati. Bakıyoruz. İntasara fil mazi. Ragad intasara yine fil mazi ama başında ne var? Vav var bir de gat var. Zehve müntesiran yani hiç olmayacak şey budur. Çünkü zehve yani hüve zamiri geldiği zaman hüve müfteda olur. Ardından haber gerekir. Haber merfudur. Müntesirun olması gerekir. O şekilde yazılması gerekir. O şekilde yazılsaydı burası cümle olurdu.
İntesara nedir? Aslında nesara fiili maziydi. İştaale ya iftial babına aktarılmıştır. Burada yani ve müntesaran olmayacak garanti. Burayı kaldırıp attık. Geriye intesara, lagat intesara kaldı. Soru şu. Cümle olumlu. Bir fiili maziden bahsediyoruz. Fiil mazi hal burada. Yani geçmiş zaman hal. Bunun başına vegat gelmeli mi gelmemeli mi? Yukarıdan buna bakın. Geçmiş zaman olan bir fiil hal ise başına vegat gelmeli mi yoksa gelmemeli mi? Yukarıdan ona bakmanız yeterli. Ekame sadigan burada kelimesi nedir? Sadigan kelimesi burada sahibul haldir. Sahibul haldir ve kelime tesniyedir. Ve müzekkerdir. Müzekkerdir, tesniyedir. Müzekker, tesniye bir kelime aramamız gerekir. Müzekker olmalı ve ne olmalı? Tesniye olmalı. Şimdi, mütecavirateyni. Tesniye mi? Tesniye. Müzekker mi? Müzekker değil. Ya'dan önce T var. Bu onun müennes olduğunu gösterir. Mütecavirani. Müzekker mi? Müzekker. Tesniye mi? Tesniye. Ama irabı tutmadı ki. Feta ile yazılmış. Yani raf halinde. Tesniyenin nasb halinde olması gerekiyor buraya gelecek ya. Nasb halinde. Çünkü hal mensuptur. Hal mensuptur. Tesniyenin de mensup konumunda olması gerekirdi. Mensup konumu şurada olduğu gibi ya ile yazılmakta. Tesniyelerin mensupluk alameti nedir? Ya ile yazılmasıdır. Burada elif ile yazılmış. Yani merfu diye bir deyiş de olmaz. Geriye bir şık kaldı zaten. O da doğru şık budur. Biraz da atlayalım yoksa çok uzayacak. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içerisinde uygun bir haliyle yerleştirin. Tabi bunu yerleştirmek için ne gerekir? Bir, işin manasına biraz bakar bu iş. Çünkü hangisi nereye gelecek? Manayla alakalı kısmen. Bir de sahibül halin durumuna bağlı. Deminden beri işlediğimiz gibi yani. Sahibül hal. İşte müfret mi, tesniye mi, cemi mi, müzekker mi, müennes mi? Onlara bakılır. Sonra biraz da manayı yakıştırmak vardır. Bu kadar şık olduğu zaman kafamıza göre getiremeyiz. Biraz da manaya bakmak gerekir. Ona göre buralara haller getirilir. Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfat tamlamalarını örnekte olduğu gibi müfret hale dönüştürün. Ne yapılmış? El cevvel gali. Yani el cev elif lamlı, el gali elif lamlı. Ha, burası şu anda sıfat konumunda. Hale çevrildiği zaman el cevin elif lamlı ama galiden elif lam kaldırılmış. Burada el gal elif lamlıydı, burada elif lamsız. Elif lamlı olsa ha sıfat olur. Çünkü yanındaki elif lamlı. O yüzden böyle diyorum. Elif lamlı kelimeden sonra gelen nekre kelimeye hal diyorduk. Bu yüzden galiyen haldir. Bir örnek. Hazarat geldi. Ne es-seyyaratul müs'atü dersek hızlı araba geldi olur. Hızlı araba geldi. Gelen ne? Hızlı bir araç. Hızlı olmak onun bir özelliği. Ama el müsrat eden elif lamı kaldırırsam, müsri'aten yaparsam, araba hızlı olduğu halde geldi. Hızlı iken geldi olur. Hızlı araba geldi denilmez artık. Örnekte olduğu gibi sıfat tanımlamalarına dönüştürün denilmiş. Yani tam zıttı yapın. Değişen bir şey yok. Burayı da geçiyoruz. Bakalım sırada ne var. Ayetlerde geçen hal kullanımlarını bulunuz, türünü belirleyin, anlamlandırmaya çalışın. Şöyle bir tablo hazırladık. Yani ayetin yanına hangi sure, hangi ayet numarası diye yazdık. Böylece merak edenler direkt oradan bakabilir. Nagalleden kefirulevlerinizin aynı Kur'an'ın cümleten. Cümleten burada hal olmakta. Nasıl bir hal? Müfret bir hal. Tek kelime çünkü. Vahideten onun sıfatı olur. Eyuhibbu ahadukum en yekra lahme akhihi meyten de yine hal olmaktadır. Ve harca minha haifen hal olmakta. Korkarak çıkmaktan bahsediliyor. Ya yine binna ersennake biz seni gönderdik ne olarak? Ne olduğun halde? Şahit olarak. Saraca Musa ile gavmi gazban. Birinci hal. Esifen ikinci hal. İki tane hal var burada. Daibeyni de yine bir hal olmakta. Meraha. La temşi firal meraha. Yeryüzünde böbürlenerek öyle büyük bir taslayarak yürüme diyor. Merahen de hal olmakta. Yebkune de hal olmakta. Yebkune'yi sanırım göremediniz. Biraz yukarı çekeyim. Yebkune, Yusuf suresi 16. ayet. Yebkune fiil cümlesidir. Hemen aşağıda ve ma halakne sema ve el ardı ve ma beynuhuma la'ibin 9 numarada.
Enbiya 16'da geçmektedir. Laibin hal olmaktan. 10 numara Nisa 142. Küsala hal olmaktadır. Bu açıklamanın ardından devam ediyoruz. Metinde geçen, serbest parça okuduktan sonra metinde geçen hal kullanımlarını tespit edin ve mana vermeye çalışın denilmiş. Bunu da geçiyoruz. Sanırım böylece PDF'nin orijinali bitti. Hal ile ilgili devam ediyoruz. Hal müfret olabilir demiştik veya müfret dışı yani cümle olabilir. Müfret hali örnek verilmiş. Nahvi örnek. Câe eddâribu vâhiken. Öğrenci ağlayarak. Daha doğrusu gülerek. Zahike. Gülmek manasında. Öğrenci güler iken. Güler olduğu halde. Gülüyorken geldi. Burada eddâlib kelimesi sahibul hal. Zahik ise onun hali olmakta. Câe görüldüğü üzere her ikisi de nedir? Müzekkerdir ve müfrettir. Câe geldi et-talibâni. İki tane öğrenci geldi. İki talip geldi. O iki öğrenci ne olduğu halde geldi? Zâhikeyni ağlıyor iken. Et-talibân kelimesi tesniyedir, müzekkerdir. Zâhikeyni de tesniyedir, müzekkerdir. Ama irabı tutmuyor, dikkat edelim. Talibân tesniyesi raf konumundadır. Elif ile nasb konumunda. Çünkü faildir. Zâhikeyni ya ile mensup konumundadır. Çünkü haldir. Ve câe ettullâbu, câe geldi ettullâbu, öğrenciler, cemil bir kelime. Zâhikîne, gülüyor iken. Zâhikîne, nundan önce ya var, bu da onun nasb halinde olduğunu gösteriyor. Vel murâdu bil müfredi mâ leyse bir cümletin. Müfretten kasıt cümle olmayışıdır. Yani tesniye ve cemil burada gördüğünüz üzere olabilir. Bir de cümle olarak görelim demişler. Cümle olarak hal ikiye ayrılır. İsim cümlesi ve fiil cümlesi. İsim cümlesi. Câe geldi. Kim? Abdullah'ı öğrenciler. O öğrenciler ne olduğu halde? Vehum onlar yazhekûne. Biliyorlar. Hum mübteda yazhekûne bir fiil cümlesidir. Yazhekûne fiildir. Vavu da faildir. Buna göre fiil fail fiil cümlesi oluşturur. Fiil cümlesi olarak haberdir. Mübteda yazhakunun fiil cümlesi olarak haberdir. Başında vav rabıtını görmektesiniz. Burası bir isim cümlesi olarak haldir. Mahallen mensuptur. Yani yazhakune işte nunun fethasıyla mensuptur haldir demeyin. Öyle bir şey yok. Ve hum ve hume buraya fetha vermeyin. Öyle bir şey yok ya. Yani. Lafzen yazıda okunuşta mensupluk alameti yok. Mahallen diyoruz. Nahvu Vesaltu, ben vardım, ulaştım nereye? Mekke'te, Mekke'ye ulaştım. Ve şemsu tevrubu. Güneş batar iken, batıyor iken. Ve şemsu mübteda, tevrub fiildir. Zamiriyle birlikte, yani failiyle birlikte, hiye zamiriyle birlikte bir fiil cümlesi oluşturur. Haber demek ki fiil cümlesidir. Ve şemsu mübteda, tevrubu fiil. Hiye, gizli zamiriyle birlikte, gizli zamir fail. Gizli zamirle birlikte fiil cümlesidir. Haberdir. Haber neymiş? Fiil cümlesi. Bu da mübteda. Mübteda haber eşittir. İsim cümlesi oluşturur. Böylece nedir bu yani? İsim cümlesi olarak mahallen mensuptur ve haldir. Ve fiil cümlesi. Câe geldi. Kim? Abdullah'ı öğrenciler. Faildir ve sahibul haldir aynı zamanda. Sahibul haldir'e de dikkat edelim. Mesela vesatüdeki sahibül hal tu zamiridir. Câet dullâb öğrenciler geldi. Yazhekûne gülüyor iken. Gülerek. Gülerek geldiler. Yazhekûne fiildir. Vav onun zamiri failidir. Fiil cümlesi olarak haldir. Neyin hali? Et dullâb kelimesi. Et dullâb cemidir. Bu yüzden yazhekûne de cemidir. Câet talibu. Talip bu. Talip geldi. Yani bir öğrenci geldi. Fakat intehe dersu. Fakat muhakkak ki inteha sona erdi. Ney? Eddersu ders. Talip öğrenci geldi. Ders sona erdi. Bu şekilde mana verilmez. Neden verilmez? Çünkü intehe ders haldir. Eğer hal olmasaydı parça parça mana verirse talip öğrenci geldi. İntehe dersu ders bitti. Bu şekilde mana verilirdi ama
İntehet ders hal olduğundan. Ders bittiği halde, bitmiş iken öğrenci geldi diye mana verilir. İntiha fiil, eddersi faildir. Fiil fail, fiil cümlesi oluşturur. Fiil cümlesi mahalle mensup olarak haldir. Şibih cümle. Nahu ra'eytu, ben gördüm. Neyi? El hilale, hilali gördüm. Ra'eytu ra'afi tu fail, el hilal meful olmak. Hilali gördüm. Beyne sahabi. Sahab, bulutlar. Bulutların arasında iken hilali gördüm. Beyn burada kelimesi zarftır. Zarftır. Aynı zamanda muzaftır tabii ki de. Zarftır. Sahab da onun muzafın ileyhi olmakta. Beyne sahab birlikte şibih cümledir. Şibih cümle olarak mahallen nasıl? Bir örnek vermiş. Ayetten. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ ف۪ي زِينَتِهِ diye örnek verilmiş. ف۪ي زِينَتِ kelimesi هُوَ حَال مِنْ زَمِرْ فَاعِلْ ف۪ي خَرَجَ. Haraca kelimesinin zamiri var değil mi? Hüve. İşte diyor ki fi zineti şibih cümlesi haraca zamirinden haldir. Kasas suresi 69. ayet. Yani sahibül hal nedir? Haracenin hüve zamiri sahibül hal olmaktadır. Sahibül hal gizli bir zamir. El-ka'idetü-saniyetü esasen az önce okulun PDF'sinde de bunu gördük. Ben yazdığını bilmiyordum. Şimdi okudum PDF'yi. Ben de yeni gördüm sizinle birlikte. Buraya bunu almıştık. El cümeli ve zuruf. El cümeli cümleler. Ve zuruf zarflar. Meta ne zaman vakat vaki olursa ba'den nekirati nekrelerden sonra kânet olur sıfatı sıfat olur. Ne sıfat oluyormuş? Cümlelerde zarflarda. Diyor ki nekreden sonra cümle olsun, zarf olsun. Nekreden sonra gelen nedir? Sıfattır. Cümle de olsa, zarf da olsa böyledir. Eğer bunlar marifeden sonra gelirlerse, zarf ve cümle marifelerden sonra gelirse, ehval yani hal olurlar. Marifeden sonra gelen cümle ve zarflar nedir? Haldir. Örnek verelim denilmiş. Merartu merrafi tu fail. Merartu ben uğradım bir racülün, adamın birine uğradım. Game ebuhu, game ayakta idi. Ebuhu onun babası. Şimdi ayakta babası ayakta olan adama mı uğradım? Yani bu bir sıfat olur. Ya da babası ayakta iken adamın birine mi uğradım? Bu da hal olur. Burada hal manası mı, sıfat manası mı verilmesi gerekir? Racul kelimesi nekredir. Ne demiştik? Ba'den nekirat kâne sıfatın. Yani gam ebuhu sıfat olur. Ama burası konumuzla pek alakalı şu an itibariyle değil. Çünkü konumuz sıfat değil. Konumuz hal olduğundan burayı geçiyorum. Hal olan yere gelmeye çalışacağız. Takdiruhu fiddar emame Sene şurada merartu merrafi tu fail. Bir zeyt mefru olmakta. Ben Zeyd'e uğradım. Zeyd özel isimdir. Dolayısıyla marifedir. Yazhaku gülüyor. Yani gülen Zeyd'e uğradım diyemeyiz. Burada hal olur yazı hakü. Nasıl bir hal? Fiil cümlesi. Yazı hakü bir fiildir. Hüve zamiri onun fail olmaktadır. Fiil fail. Fiil cümlesi oluşturur. Zeyd'in halidir yani fiil cümlesi olarak. Buna göre Zeyd güler iken, gülüyorken Zeyd'e uğradım. Zeyd gülerken ona uğradım şeklinde olabilir. Ev veya yazhaku ebuhu da olabilir diyor. Yani merartu ben uğradım bir Zeyd'in Zeyd'e. Cümlenin devamını şöyle kurabiliriz diyor. Bu olarak atlayın. Yazhaku ebuhu. Merartu bir Zeyd'in Zeyd'e uğradım. Babası güler iken. Zeyd'in babası gülerken ona uğradım. Ev veya şöyle de olabilir diyor. Fil mescidi. Yani merartu bir Zeyd'in Zeyd'e uğradım. Fil mescidi Zeyd mescitteyken. Ev veya indeke. Senin yanındayken diye de olabilir. Sahibul hal konusu. Bakıyoruz. Sahibul hal şunlardan biridir yani. Kitapta ne diyordu? Fail, mef'ul bih ve benzerleri gibi demişti hatırlarsanız. Bilmiyorum hatırlayabildiniz mi? Diyoruz ki sahibul hal fail olabilir. Örnek ca'er raculu rakiben. Ca'e geldi. Kim er raculu? Adam geldi. Adam rakiben.
biner iken geldi. Bir şey üzerine binmiş, o şekilde geldi. Burada racül kelimesi faildir ve sahibul haldir aynı anda. Naibu fail de olabilir sahibul hal. Gutile el hainu şenkan. Gutile katledildi, öldürüldü kim? El hainu hain. Burada hain kelimesi naibu faildir. Şenk ondan haldir. Yani naibu failden naibu failin halidir. Buna göre naibu fail sahibul hal olmaktadır. Mef'ulü bih'ten de sahibul hal olabilmektedir. Ve ersenna biz gönderdik. Na burada fail olmakta. Biz gönderdik. Ke seni. Bu bir mef'ul. Mef'ulü bih. Seni ne olduğun halde gönderdik. Resul olarak gönderdik. Resul olduğun halde. Buradaki ke sahibul hal olmakta ve mef'ulü bih'tir. Mef'ulü mutlaktan da sahibul hal olabilir. Alimtu el ilme. El ilm kelimesi. Alimtu ben bildim, ben öğrendim ki ilim nedir? Sehlen kolaydır. İlmin kolay olduğunu öğrendim. Burada alimtu tu fail. El ilme birinci mef'ul. Sehlen ikinci mef'ul olarak da değerlendirilebilir. Aynı şekilde hal olarak da değerlendirilmiştir. Mef'ulü li ecli yani mef'ulü leh de sahibul hal olabilir. Lil faide kelimesi mef'ulü leh olarak değerlendirilebilir. Mef'ulü fi'ten de sahibul hal olabilmekte. Car ve mecrurdan da hal olabilmektedir. Merartu bi halilin. Halile uğradım. Halil ne olduğu halde? Calisen oturur olduğu halde. Car ve mecrurdan oluşmakta halil kelimesi burada. Ve kendisi sahibul haldir. Muzafın ileh'ten de olabilir. Hal şu kalıplarda da olabilir. Hal emirde kalıpları var. Yani esasen çoğunlukla müştaktır demiştik ya. Müştakın ne olduğuna değinmiş oluyoruz böylece. İsim fail, isim mef'ul, sıfat-ı müşebbehe, mübalağa ismi fail ve ismi tafdil olabilir. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِد۪ينَ Ayet bu. Müsidin kelimesi burada ismi failin cemi müzekkeridir. Ve nasb hali nedir? Ya ile. İsim mef'ul olabilir. Mufassalen. Sıfat-ı müşebbeh olabilir. Hayyen. Mübalağa isim fail olabilir. Cebbarine. Cebbarin. Mübalağa isim faildir. İsmi tafdil olabilir. Ehden şeklinde. Şimdi hal konusunda ayetlerden çeşitli örnekler vermeye çalışalım. Zaten yanlarına da hem ayet sure numarası hem hangi kelimenin hal olduğunu yazdık. Bu bakımdan yani videoyu durdurup yazmanız da kolay olur diye düşünüyoruz. Ve tenhitune minel cibali büyüten farihin. Farihin burada hal olmakta. Hal olduğunu çeşitli yöntemlerden anlayabiliriz. Evvela nedir? Nas konumundadır. Farihine, cem-i müzekker salimdir. Ya ile mensup konumundadır. Lekad halakakum edvara. Edvara kelimesi haldir. وَلَا تَعْثَا فِي الْاَرْضِ مُفْسِد۪ينَ Yukarıda geçmişti sanırsam. Müsit kelimesi hal olmakta. Rasul kelimesi hal olmakta. Meraha hal olmakta. Daha önce geçmişti. Yusuf 2. Kur'an kelimesi. Buradaki Kur'an kelimesi bedel, mef'ulü bih veya hal olarak değerlendirilebiliyor. Değişik değerlendirmeler söz konusu. اَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ Burada hal olmakta cümle. Şakiran burada halmiş. Yine yazılmış. İmma şakiran ve imma kafura. Diğer halleri de görebilmektesiniz. Yavaş yavaş videoyu kaydırıyorum. Ema tunfigu min hayri yuvefereykum entum la tuzlamun. Entum la tuzlamun nedir? İsim cümlesi olarak halmiş. Başta ne var? Vav var. Entum nübdeda. Tuzlemun fiil ve haberdir. Fiil cümlesidir. Vav fail olmakta. Tuzlemun fiil. Fiil fail ne olur? Fiil cümlesi oluşturur. Fiil cümlesi olarak haberdir. Yani haber her zaman isim olmaz. Haber bazen de fiil cümlesi olur. Tek bir fiil değil yani.